Yatmamışsın? Uykum kaçtı. İyi eğlendiniz mi? Aman ne eğlence. İşkence desene şuna. Çok zor, anlıyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Bir şey mi oldu? İki çift laf etmemiz için ille bir şeyler mi olması gerekiyor? Nur, saçmalamanın da bir saati vardır değil mi? İlk evlendiğimizde yoktu ama. Yeniydik. 14. yıla girdik, düşünsene. Düşünüyorum. 14 yıl evin içinde iki yabancı gibi dolaşmamıza yetti. Nedir ağzındaki bakla? Çıkar da yorma beni. Aramızdaki kopukluğu onarmak mümkün mü? Onu konuşmak istiyorum. Niye kopmuşuz ki? Koptuk evet. Doğal belki ama konuşup anlaşırsak düzeltebiliriz belki. Bana göre düzelecek bir şey yok. Öbür evlilerden iyiyiz. Hatalarım, tersine giden davranışlarım olabilir. Hoşlanmadıklarını, istediklerini söylersen sana uymaya çalışırım. Gecenin bu saatinde dırdır çekecek havada değilim. Gözünü seveyim, bırak da uyuyayım. Ben konuşmaktan söz ediyorum, sen dırdır diyorsun. Peki, bağışla öyleyse. İyi uykular, sen de yat artık. Aferin. Figen meselesini Orhan'a yüzlememekle iyi etmişsin. Nasıl tuttum kendimi bir de bana sor. Gözüme bakarak yalan söylerken neler hissettim anlatamam. Bunca yıl sonra hiç başıma gelmedi. Aklıma bile gelmedi. Başına gelmiştir de aklına gelmediği için farkına varmamışsındır. Erkek değil mi hepsi aynı. Ama ben aynı değilim abla. Bizim canımız yok sanki. Susuyorsak yuvamız yıkılmasın diye. Ne yapacaksın? Oyunun kuralı bu. Sizinki evlilik değil, iş anlaşması, şirket. Çirkin bir aldatmacı oyunu. Ne anlamı var böyle bir beraberliğin? Evlilikten söz ediyorum ben. Manası var mı yok mu bilmem ama evlilik bu işte. Orhan eskiden züğürttü. Para peşinde koşturmaktan çapkınlığa vakti yoktu. Ama erkeğin karnı doydu mu gözü dışarıda olur. Ama abla... Senin bir görevin var. Yuvayı korumak. Adamın hiçe saydığı yuvanın neresini koruyacağım? Seni çocuğunu aç mı açık mı bıraktı? Arada bir kaçamak yapmış, bırak yapsın. Şükret ki öbür herifler gibi şırfıntının birine takılıp giden soydan değil. Lütfen bu konuyu keselim abla. Tiksinti geliyor. Neyse, sen toplantıda kimseye belli etme. Her davette sükse yapıyorsun. Hiçbir kadın alamaz kocanı elinden. Çok iyi hazırlık yap. Herkes parmak ısırsın, Orhan da övünsün. Hepsi de kulağı tersinden göstermek yerine iste. Davet günü erken gelirsen sevinirim. Karışma lütfen. Yemeklerin hepsini siz mi yaptınız? Çocuklar, herkes tabi, bir harika. Ne kadar çok şey yaptınız? Şu fikirden biraz da bitti beklerim. Bak Nurhan, kim geldi?
Çok özledim Nurhan abla, şükür görüştük. Evet, eskiden uğrardım. Epeydir gelmiyorsun. İşlerden, yoksa seni çok severim bilirsin. Tabii, bilmez miyim? İzninle mutfağa bakmam lazım. Onu buraya getiremez. Harikaydın karıcığım, gecenin süksesiydin. Ha sakın toplamaya kalkma, yarın kadın gelecek. Yeterince yoruldun, doğru yatağa. Karını çok düşünür oldun. Kocanın baş görevi karısını kollamaktır. Neden çağırdın Figen'i? Senin adına davet ettim. Seni ne kadar sever bilmez misin? Evet, o da çok iyi becerdi rolünü bu akşam. Ne rolü yaptı zavallı? Sevdiği sen olduğun halde beni sevdiğini söylemesine ne dersin? Yorgunluktan saçmalamaya başladın. Yalan senin kişiliğine yakışan bir şey. Ama bari benimle doğru konuş. Ben... Yorma kendini. Sizi gördüm. Bebekte, barda. Oradan garsonlere gittiniz de. Hepsine, her şeyi. Polis hafiyeliğine diyecek yok. Tamam, oldu bir kasa. Durumu zorlaştırmanın bir anlamı yok. Pişmanım. Özür dilerim. Nuran, haklısın ama özür diledim. Lütfen aç kapıyı. Çocuklaşma Nuran! Hiç değilse bir şey söyle. Susmak çözüm değil ki. Bırak çocuğu. Senin yerinin öbür kadınlardan başka olduğunu bilmen lazım. Büyütmedim ben, hadi. Bak Nurhan, lütfen sinirlenmeden dinle. Zahmet etme, çünkü gidiyorum. Nereye? Artık seninle yaşayamam. Üf, yapma Allah aşkına, büyütme o kadar. Haklısın, tamam, kabahatim büyük. Oldu bir kere. Ama bir daha olmayacak. Sen karımsın, o teki. Niye eve getirdin? Amma da uzattın ya. Niye inat ediyorsun bu kadar? İnsan olduğumu unuttuğun için. Bir şey okuyacağım sana. Sevgilim, senden ayrılalı daha yarım saat bile olmadı. Ama öylesine doluyum ki seninle, dayanamadım. Sensizliği biraz olsun yumuşatır umuduyla yazıyorum. Sana duyduğum sevgi, özlem yüreğimi titretiyor. Senden ayrı geçirdiğim her an cennetle cehennemi bir arada yaşıyorum.
senin var olduğunu, beni sevdiğini bilmek dünyayı cennete çeviriyor. Ama yanında olamamak, elini tutamamak, o güzel yüzünü öpememek cehennem. Ne bu saçma? Yok böyle bir şey. Ben böyle bir mektup yazmadım. İnan ki yazmadım. Sen yazmışsın. Yazı da imza da senin. Kime yazmışım peki? Bana yazmışsın.